Arkadaşlar merhabalar, ben Ece Hoca. Bugün sizlerle birlikte bir sosyal metin üzerine şöyle bir bakalım nasıl bir metin var. Tabii kalemimi alabilirsen birlikte bakacağız hocalarım. Şimdi ne kadar saçma bir giriş cümlesi oldu. Çok özür dileyerek hemen metnin çevirisine başlıyorum. Birinci cümlemi şöyle yakınlaştıracak olursam. For some people diye gelmiş. Şimdi for some people bazı insanlar için. Şimdi cümle başında for'u gördüm. İçin diye çeviriyorum. Bu bir edat mı? Bu bir preposition olarak kullanıldı. For'un arkasından eğer bir isim gelirse için diye çeviriyorum. For'un arkasından eğer bir zaman gelirse for years gibi for'u dır diye çeviriyorum. Bazen de for a second işte bir saniyeliğine diye arkasından böyle işte birkaç yıllığına gibi lığına anlamı da verebiliyor. Zaman gelirse birkaç saniyeliğine lığına liğine diye de çevirebiliriz. Şimdi for a while mesela bir süreliğine for a while bir süreliğine diye de çevirebiliyorum. Arkasına isim geldi. For'u bazı insanlar için diye çevirdim. Bazı insanlar için yaşamak zengin bir alanda, zengin bir çevrede yaşamak. Öznem bu, değil mi? Bazı insanlar için asıl özne bu. Zengin bir çevrede yaşamak. Can actually be. Can be ana fiilim. Olabilir. Olabilir. Muhtemel atıyorsun. Aslında olabilir. Sağlık tehlikesi olabilir. Şimdi neden orada actually'yi kullandın? Actually, indeed, in fact yapıları aslında ne anlamı veriyor? Cümle içerisinde bir zıtlık belirtisi veriyor bir yerde. Neden? Zengin olması artı, sağlık için tehlikeli olması eksi bir yapı. Yani iyi gördüğün aslında kötüdür. Gidiyor bildiğin aslen döner diyor mesela. Aslında dönüyordur. Gitmek dönmek gibi düşün. Yani bu bir zıtlık anlamı taşıyor cümle içerisinde. Tamam. Devamına baktığımda. This is, bu bir nedir? Şöyle cümlem bayağı uzun bir cümle. O cümleyi komple bir alalım bakalım. Şuradan alayım. This is, bu. Bu dediğin ne? Buraya mesela ben bir Roma rakamı sorusu yapsam buradaki this bir refer ifade olacak. Yani bir önceki cümleye atıf yapan bir zamir bu. This dediğin ne? Komple bir cümleyi niteliyor. Yani zengin bölgelerde yaşayan insanlar için aslında bir tehlike olması is provocative, tetikleyici, dürtücü bir sonucudur. Neyin? Çalışmanın. Nın 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 diye geliyor bak. Bir ton nın nınlar var. Arkadan topla gel o zaman. Hemen bir bakayım. İnsanlar yaşayan dört temel Amerika şehrinde yaşayan 8.000'den daha fazla insanın ölüm kayıtlarının bir çalışmasının sonucudur. Bak Allah aşkına cümledeki nesneye bak. Nasıl bir sonucu ama? Provocative yani dürtüsel, tetikleyici, kışkırtıcı. Provokasyonlara gelmeyin diyorsun. Kışkırtma, kışkırtıcı, kışkırtıcı bir sonucudur. Tamam. Demek ki bu sonuç 8.000'den fazla insan zengin bölgelerde yaşayan fakir insanın ölüm kayıtlarından bahsediyor. Tamam. Sonrasına geldim. Şurada batla bölmüş bir tonu uzun cümle yapmış. Aldım seni. Tam alamadım. Bir saniye. Cümleyi batla bölmeyi ihmal etmiyorsun. Noktaya kadar gördüm cümleyi ve batla bölüyorum cümleyi. Birinci cümlede ne diyor? İkinci cümlede ne diyor? Bir ona bir bakalım. Şu kırmızımı alayım. Biraz da koyulaştırayım. The ill effect of. Of'u tuttum. Being poor. Be olmak, fakir olmak ya da yaşamak isimleştiriyorsun. Ekonomik olarak dezavantajlı alanlarda yaşamanın ill effect, hasta etkileri diye çeviremezsin. Kötü etkileri. Hastalıkla ilgili bir şey yok burada. Fakir yaşamak ya da ekonomik olarak dezavantajlı alanlarda yaşamanın kötü etkileri ana öznen oldu. Ana fiilim nerede? Şurada. Have been demonstrated. Gösterildi. Şu fiil göstermek. Indicate. Demonstrate. Display. Show. Bunların hepsi gösterildi. Before. Önceden gösterildi. Yani
fakir olarak yaşamak, ekonomik olarak kötü bölgelerde yaşamanın kötü etkileri önceden gösterildi, biliniyor yani. Ama it is unusual, usual alışılmış demek. An gelince ne olacak? Alışılmışın dışında. Alışılmışın dışındadır. Düşünmek şunu. Buradaki that ne? Noun clause. Çünkü öncesinde ne var? Verb var. Neyi düşünmek alışılmışın dışındadır? Fakir insanların, yaşayan fakir insanlar. İsmin arkasından fiilin ayıncılısı gelince, ismin arkasından fiilin ayıncılısını gördün. Yapan, eden diye çeviriyorsun. Yaşayan, rich zengin demek. Richer, daha zengin. Komparatif yapıyorsun. Daha zengin alanlarda yaşayan fakir insanlar. Maybe olabilirler. Better off ne demek? Daha varlıklı. Daha varlıklı olmayabilirler. Şimdi çünkü cümlede no var. May not gibi çevirmem lazım. Daha varlıklı. Better off. Daha varlıklı olmayabilirler. Böyle bir çekim attı. Tam çevirecek olursam önceden fakir olmanın ve ekonomik olarak avantaj altı ya da dezavantajlı yaşamanın kötü etkileri gösterildi daha önceden. Ama alışılmışın dışındadır düşünmek. Fakir insanların, daha zengin bölgede yaşayan fakir insanların daha varlıklı ya da varlıklı oluşları ya da daha varlıklı olmaları olmayabilmeleri ya da olmamaları diye çevir daha iyi olur. Fakir insanların, zengin bölgede yaşayan fakir insanların daha varlıklı olmamalarını düşünmek alışılmışın dışındadır. Yani bir insan varlıklı bir çevrede yaşıyorsa o insanı fakir düşünmek alışılmışın dışında, olasılık dışıdır diye bir cümle kurmuş. Bu pasaj bir paragraf sorusu olsaydı bu batın olduğu cümle benim için çok önemli olacaktı. Better off ne demek? Daha varlıklı olmak demek. Sonra Marilyn bir araştırmacıymış, Stanford Üniversitesi'nin Kaliforniya'daki bir araştırmacım. Decide, karar verdi. Decide de to ile kullanılan bir fiil. Dikkat edin. Bir şey yapmaya karar veriyor. Looking to look for. Look for da, look into da araştırmak demek. I look for diyorum. Look for istemek, talep etmek. Look into bir şeyi araştırmak. Ay dur kafam karıştı. Yanlış yapıyorum. Bir saniye. Çok pardon. Call for. Kafamdan başka bir şey geçiyor. Yazışım başka bir şey. Şimdi call for, look for, ask for, look into. Bunları adın gibi bileceğim. Look after, look forward. Look'la yazılan bir sürü phrasal verb. Şimdi call for, ask for, demand for. Bunlar neydi? İstemek, talep etmek. İstemek, talep etmek. Bu bir. Bunu bileceğiz. Phrasal verb soruları için. İki. Look for, look into, aramak, araştırmak. Bir şey için arıyorsun. Look into, çantanın içine bakıyorsun, araştırmak için. Öyle düşün. Aramak, araştırmak. Onun dışında look after, bakmak. Büyütmek demek. Birine bakmak. Büyütmek. Aklınıza şöyle gelsin. Sen çocuksun, önde la 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 diye yürüyorsun. Annen senin arkandan koşturuyorsun böyle çılgınlar gibi. Annen senin arkandan sana bakıyor. Koca annemiz şöyle elinde poşetiyle, uzun saçlarıyla, çantasıyla sana bakıyor. Göz kulak oluyor sana. Look after, bakmak, birine bakmak, göz kulak olmak, büyütmek anlamında kullanılabilir. Peki look forward ne? Look forward da birine dört gözle bir şeyi beklemek. Dört gözle beklemek, hevesli olmak anlamında. Look forward to doing something. To ile ing'nin bir araya geldiği istisnai durumlardandır. Look forward to kullanımı. Look forward to'dan sonra kısaltma sorusu reduction çözüyorsan to'dan sonra fiilin ing'sinin geldiği istisnai durumlardadır. Look forward to doing something. Tamam. Şimdi o zaman bu hatunumuz ne yaptı? Bilim insanımız karar verdi. Decide to bunlardan biri. Look into araştırmaya bunu. Bunu dediğin ne? Fakir bölgelerdeki insanların fakir oluşunu. Ya zengin bölgelerdeki insanların daha fakir oluşunu. Ve was surprised, şaşırdı. To find that, şunu bulmaktan çok şaşırmış. Ölüm oranları, 4 Kaliforniya şehrindeki ölüm oranları were highest, en yüksekte aslında. Bak,
En yüksekte fakir insanlar için. Nasıl fakir insanlar? Yaşayan en zengin bölgelerde yaşayan insanlar için ölüm oranları en yüksekmiş. Bak ilginç. Çok zengin bölgede yaşayan fakir insanların ölüm oranları en yüksek oluyor. Güzel bir bilgi. Tabii buradaki yapılar birbirine girerse çeviri biraz patlar. Ne yaptı benim öznem neredeydi? Şöyle alacak olursam. Öznem bu. Araştırmacımız karar verdi. Ana fiil. To look into. Infinitive attım. Araştırmaya bunu. Bunu dediğin ne? Bunun bir önceki cümledeki yapısı. Yani fakir olanların zengin bölgelerde daha da fakir oluşunu araştırmaya karar verdi ve şaşırdı. Kim? Gene öznem. Bulmaktan şunu şaşırdı. Neyi bulmuş burada? Onu anlatıyor. Detin içerisi bir noun clause çünkü öncesinde bir fiil var. Ölüm oranları 4 California şehrinde ölüm oranları noun clause'un içerisindeki cümlenin öznesi were the highest en yüksekte. Fakir insanlar için orada nerede yaşayan? Bak yaşayan en zengin bölgelerde yaşayan insanlar için en yüksekte. Bunu bulmuş. Tamam. Neighborhood ne demek? Bölge, mahalle, mahal de diyebilirsin. Mahalle de diyebilirsin. Ama onun dışında bölge diye de çevirebiliriz. Onun dışında devam edecek olursak. Onun çalışması sunar. Yani bilim insanımızın, bu kadının çalışması sunar. Offer, sunmak, takdim etmek demek. Two possible explanation. İki muhtemel explain kelimesinden türemiş bir isim. Explain ne demek? Açıklamak. Explanation tanım, açıklama. Şimdi onun çalışması sunar iki muhtemel açıklama. Birisi ne? Poorer people. Poor fakir, poorer daha fakir. Daha fakir insanlar yaşayan, zengin yerlerde yaşayan daha fakir insanlar may have to pay. Bu bitişik sem model kullanımı. Ödemek, arkadan çevireceksin. Ödemek zorunda kalabilir. Proportionally, oransal olarak daha fazla ev için ödemek zorunda kalabilir. Intensify, intense yoğunlaştırmak demekti. Intense yoğundu. Yoğunlaştırarak açlığın ya da yoksulluğun etkisini. Virgül sonrası verb ayınca ele karak diye çeviriyorduk. Açlığın ya da yoksulluğun etkisini arttırarak, yoğunlaştırarak ev için oransal olarak daha fazla ödemek zorunda kalabilir. Alternatif olarak niye dedin burada alternatif olarak? Çünkü iki seçenekten bahsetmişti. İki tanımdan bahsetmişti. Birinci tanımı bu. Alternatif olarak buna alternatif olarak ikinci tanım onların sağlığı may suffer from. Muzdarip olabilir. Suffer bir şeyden muzdarip olmak, acı çekmek anlamında kullanılır. Ve pirebi de from'dur. Onların sağlığı muzdarip olabilir stresten. Şimdi nasıl stres? Reduction atmışsın ve arkadan verb atıyor. Red clause reduction. Sebep oldurulan stres. Ama ne vasıtasıyla? By through vasıtasıyla demekti. Devamlı bir şekilde being reminded. Hatırlatılma vasıtasıyla. Şunu hatırlatılma. They are onlar at the bottom of the pile. Toplumun en alt kesimi olduklarını hatırlatılması vasıtasıyla sebep oldurulan stresten acı çekiyor olabilirler. Sağlık sorunu yaşıyor olabilirler demiş. İkinci alternatifim de bu. Çok karışık bir cümle maşallah. Diğer araştırması Richard. Ne? Üniversitesini vermiş. Birleşik Krallık'tan olan Richard. D'da. Niye buraya also atıyorsun? Çünkü öncesinde bana bir araştırmacıdan bahsetti. Bu araştırmacıya ekleme yapıyor. Bu da şüphelenir şundan. Suspect, şüphelenmek, iddia etmek. Şüphelenir şundan. Stress is largely to blame. Blame suçlamak demek. Çoğunlukla stres suçludur diye çeviriyorum. Bundan şüpheleniyor adam. Yani stres temelli olduğundan. Niye olsa eklentisi yaptım buraya? Bak kadın stres temelli alternatif bir tanım atıyordu. Muhtemel tanım atıyordu. Bu da stresten şüpheleniyor deyip buna ekleme yapmış. Buradaki olsalar önemli. He revived. Revive ne demek? Gözden geçirmek. Tekrardan baktı, tekrardan inceledi. 150'den fazla araştırmayı ve conclude. Conclude ne demek? Sonuca varmak.
Hatta böyle bir bağlacım var. As a result, sonuç olarak, ya da as a consequence, sonuç olarak, as a conclude, sonuç olarak diye de atabilirsin. Bunların hepsi sonuç olarak diye kullandığım bağlaçlarım. Şimdi burada fiil olarak kullandın. O gözden geçirdi. 150 çalışmadan daha fazlası. More'dan burada daha fazlası diye çeviriyorum. Den zaten Türkçe'de olduğu gibi de den diye çeviriyorsun. Bak 150'den daha fazla çalışmayı gözden geçirdi. Ve conclude sonucuna vardı şunun. Buradaki that ne? Non-clause. Neyin sonucuna vardığını anlatacak. Sağlık is generally poorer. Sağlık genellikle kötüdür. Kötü burada poor fakirdir diye çevirme. Poor kötü beslenme, işte kötü sağ, işte kötü beslenme diyebilirsin. İşte kötü sağlık diyebilirsin. Kötü anlamında da kullanılır. Genellikle kötüdür sağlık. Ne olduğunda farklılıklar in income. Gelirdeki farklılıklar are larger. Daha büyük olduğunda sağlık daha kötüdür demiş. The more kalıbı var aslında burada bakma. The poorer, buraya şöyle diyebilir. The poorer health, daha kötü sağlık. İşte the ne olabilir? Daha fazla farklılıkta diye de verebilirdi bunu. The more kalıbı şeklinde. Bir sonraki güzel metinde, güzel sağlık metni, özellikle sağlık sorularında çıkabilme ihtimali olan ya da bunu mesela sosyale bile koyabilirsin. Sadece sağlık değil, hem sağlıkta gelir bu metin, hem sosyalde gelir mesela. Abartır fende bile sorabilir bunu. Bütün hepsi için geterli bir metin olmuş. Güzel bir metindi. Bir sonraki metnimizde tekrardan görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.